görmediğimiz güzellikleri görelim dedik biz. Ama işte buraya kadar dana, buraya kadardı, buraya kadardı. Buraya kadar. Sonra çok daha büyük güzellik görebilirsin. Bir yatay geçiş olarak cennete doğru arkadaş. En yukarı doğru. Ama çünkü uçağa binip sırf sütlaç yemek için adam İstanbul'dan kalkıp uçağa binip buraya sütlaç yemeye geliyor. Yurdum ya ya geldim. Ay vurur ayam beyan. Ben afiyet olsun. Çok güzel, bak senin için yaptırdım. Teşekkür ederim. Bak çok abi. Güzel Osman Usta. Buyurun benim yerime yiyin. Bir şey mi attın bunu Osman abi? Yok yok. Niye ben, o zaman yemiyorsun? Ben yemiyorum. Burada olduğunuzu söylerseniz niye kısımlar ki, onu da anlamış değilim. Yok yok kızmaz. Açayım telefon söyleyeyim. Aç. Açayım. Sabiha yenge. He he. Dinle. Bunları gördüm ben, böyle üç genç arkadaş ormanda Zikane Dağı'nın tepesinde ateş yakmış oturuyorlar. Başkanın dereleri aksa yukarı aksa. Hayır, o orada dereleri aksa. Tutulamadık. Şimdi bu hafta neredeyiz? Bu hafta yine Trabzon'dayız. Trabzon'un nasıl tarif edeyim, Maçka'dan biraz yukarıdayız. Hiç görmediğimiz bir yer vardı. Oraya çıkalım dedik. Hem doğasını görelim, hem o güzel çam ağaçlarını görelim, hem de neydi? Vezola mı neydi? Vezelona manastırını görelim dedik ama arkadaş olmuyor. Yani bu program hakikaten beni adrenalin manyağı yaptı. Her hafta öyle yerlere girmeye çalışıyoruz ki insan gördüğümüz yok. Hani her hafta bir ayı bizi parçalar mı korkusuyla program çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bu sefer daha başlamadan karaya bir bakalım. Özellikle bu şekilde burada durduk, açılış yapalım dedik. Çıkamadık yukarıya. Yollar çok zemin. Çamur ve kaygan. Yani her an buradan aşağı şurayı görebiliyor musunuz? Şuradan aşağı uçup bakarken bile böyle içim gidiyor, başım dönüyor. Allah göstermesin arabayla buradan aşağı uçarsak biz, ki ileride çok daha kötü yerler var, korktuk ve geri döndük. Yani oraya çıkamayacağız. Bırakın onu da geçtik. Dedik dönelim geri. Geri gelirken de arkadaşlarla karşı karşıya geldik. Araba, iki araba yan yana buradan şimdi nasıl geçecek? Onun hesabını yapıyoruz. Şimdi böyle bir kaldık ortada. Nasıl yaparız diye. Yani baştan aşağı risk içindeyiz. Ve arkadaşlara da uyarı yaptım. Gitmeyin dedim. Geri dönün. Çünkü ileride acayip çamurlu böyle yerler var. Allah göstermesin. Arabanız o kadar müsait değil. Lastikleri kayar mayar. Ne olur ne olmaz dedik ama. Şimdi buradan nasıl yan yana geçmek var. Onun hesabını yapıyoruz. Bu arada tanıyalım sizi. Merhaba, ben Gökhan. Gökhan. Biz de birbirimize. Oğuzhan. Oğuzhan. Ben Sabri. Sabri. Nereden geliyoruz buraya? İstanbul'dan geliyoruz. Yalnız ben böyle konuşamıyorum. Donuyorum. Görmediğimiz güzellikleri görelim dedik biz. Ama işte buraya kadar dana, buraya kadar. Buraya kadar. Buraya kadar. Sonra çok daha büyük güzellik görebilirsin. Bir yatay geçiş doğru cennete doğru arkadaş. Yukarı doğru. Yukarı doğru. O da kesin değil yani, cennet mi cehennem mi? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi gezmeye geldik. İstanbul'dan geldiğinizi söylediniz. Evet, İstanbul'a geliyoruz. Tarihi yerleri görelim dedik. İstanbul'da ne iş yapıyorsunuz? Bir firmada, istatistik firmasında çalışıyorum. Siz? Kimya mühendisiyim ben de. Siz? Ben hastanede çalışıyorum. Hastane çalışıyorsun. Evet. Hastanedeki görevin nedir? Depo. Depo görevlisi. Evet. Yani çok farklı meslekler ve arkadaşlar bir araya gelmişler ve gezmeye gelmişler. Ama buraya kadar. Ve zamanları yok. Çünkü akşam dönüş yapacaksınız değil mi? Peki bu merak nereden geliyor? Doğayı seviyoruz. Hem insanı huzur veriyor hem rahatlatıyor. Peki aynen. Böyle hiç böyle tarımla falan uğraştın mı? Hayvancılıkla uğraştın mı? Geçmişte uğraşmadım ama bundan sonra uğraşacağım gibi duruyor. Düşünüyorsun yani. Şimdi ben de kendi kendime soruyorum. Ben diyorum niye mikrofonu hep bu arkadaşa tutuyorum? Niye onlara değil? Demek ki hakikaten derler ya sakal olan lafı geçer diye. Sakal bıyık var ya direkt mikrofon ona gidiyor. İşte bir şey, hiç güdüsel bir şey. Peki evli miyiz bu arada? Bekarız. Yok, bekarız. Yani kime ben bu soruyu sorsam böyle mutluluk da hap yok bekarız diyor. Yani herkes sanki yaşanmışlık bir sıkıntı var, ayrılmış da hani onun heyecanını yaşıyor gibi herkes bunu çok mutlu dile getiriyor. Niye bu şekilde mutlu oluyoruz? Ben halimden memnunum. Niye bu durumdayız? Güzel, özgürlük güzel. Ama evliliği yaşadın mı sadece? Yok. Yok yaşamadık ama yani ama işte arabaya görüyorsun bindik geliyoruz diyor. Evli olsak öyle olmayacak. Değil mi? Ne? Yani, arabaya biniyoruz, istediğimiz yere gidiyoruz. Evli olsak muhtemelen televizyon karşısında ya Survivor izliyorduk. Ha. Ya da ne bileyim bir başka bir program izliyorduk. Magazin programı falan olurdu. Evet. Öyle mi? Yani sorumluluklar giriyor işin içine. Aranızda evlenip ayrılan var mı? Yok. Evlenmeyi düşünen var mı? Hayır. Yani belki, niye olmasın? Kısmet. Hep kaçamak cevaplar. Yani bu sıkıntı demek ki sevgiliyken
yaşıyorlar ki evlenirsek ne yaparız korkusu doğuyor değil mi içinize? Yoksa bunları evet. Nereden bileceksin? Yani pazar günü yola oturup da sonra. Evde televizyon seyredeceksin nereden biliyorsun? Sevgiliyken mi yaşıyorsun o sıkıntı? Öyle, etrafındaki herkes öyle, bütün evliler öyle. Yanındaki kim? Orada bir ses duydum. Hayatım televizyonun sesi, hadi hadi orada bayan var. Ya radyo açık. Evet, yok hemen evet. Görüntüler beni, görüntüler. Evet, aynen. Bunlar işte, yani kızlar bakın görüyorsunuz ne haldeyiz. Artık gençler korkuyor. Kızlar bu kadar baskı yapmayın. Bu kadar tutucu olmayın. Bak kaç yaşına girmişler. Devam ediyoruz. Oraya çıkamadık. Ama ne yapalım? Daha güzel yerlere geldik. Şu an o kadar neşeliyim şey. Niye biliyor musunuz? Neşeli olmamın tek sebebi manzaraya bakar mısınız? Tam 14 gündür yollardayız. Gitmediğimiz dağ bayırı şelale kalmadı. Ama aramış olduğum manzarayı Hamsiköy'de buldum. Hamsiköy'de evet. Bakın her taraf bembeyaz kar altında. Yani bu sene zaten kışı yaşayamadık. Kar görmedik ama ben ilk defa gördüm karı. İşte bembeyaz dağlar, gelin gibi çam ağaçları süslenmiş on numara bir ortam var. Şimdi Hamsiköy'e niye geldik? Hamsiköy'e niye gelmedik ki abi? Hamsiköy adam daha İstanbul'dan geliyor. Hamsiköy uçağa binip sırf sütlaç yemek için adam İstanbul'dan kalkıp uçağa binip buraya sütlaç yemeye geliyor. Onca mesafeden. Tabii bunu yapmak için de böyle çok boşta kalmak lazım. Hani ne yapayım, ne edeyim? İşte hadi hanım kalk, hadi evlat kalk, hadi hatun kalk veyahut da hadi bir arkadaşını al, kalk gel buraya Hamsiköy'e sütlaç yemek için. Böyle hani çok böyle kafa rahat olacak veyahut da kafa çok dolu olacak ki boşaltmak için böyle bir şeye kalkışacaksın. Şu an kar da yağıyor. Ben ilk defa işte karı bu sene şu an gördüm. Ufak da atsa şu an yağıyor. Ben de bir kar tutkusu var çocukluğumdan beri. Hani böyle kar yağacağı zaman sabaha kadar camda beklerdim böyle yağsın da böyle mutlu olayım. O kadar bir neşe veriyor bana bu kar. Şimdi Hamsiköy'e gireceğiz. O meşhur sütlaçları, sütlaç yapanları bulacağız. Hatta sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Hani her şeyi yerinde görmek lazım derler ya. Ustayı bulalım. Bu ustaya soralım. Ustam senin sütlacın niye bu kadar meşhur? Bu insanlar niye bu karda kışta senin sütlacını yemeye geliyorlar? Bu sütlaç okunmuş mu? Neyi var bunun arkadaş? Diye bir soralım ve onlardan bir tarif alalım. Yani en kral sütlacın yapıldığı yer Trabzon Hamsiköy'de tam yerinde merkezinde ustasından size güzel bir sütlaç tarifi alayım. Ondan sonra da şu çıkalım karı görelim. Çam ağaçlarına doğru yürüyelim. Efendime söyleyeyim insanlarla sohbet edelim. Şu Hamsiköy tadını böyle cıvıl cıvıl çıkartalım. Çıkartalım mı? Hadi canım. Çıkartalım mı? Ya çıkartmayalım. Bizim kameraman orada tatlı da zaten. Tatlı dedi mi falan titremeye başlıyor. Şimdi tam da yerinde ya. Şimdi şu an ağzından ne akıyor? Bal akıyor diyeyim. Bal akıyor. Bal akıyor. Sütle çakıyor ağzından. Haydi. Gece çıkma dışarı, hava soğuk uçur sen. Ha bu aşkımız için acemle düşünür sen. Derelere soğuk değil, taşlar kayayı taşlar. Sevden eriti beni, akar gözümden yaş. Şimdi bundan 12 sene, 13 sene önce bir defa gelmiştim Hamsiköy'e sütlaç yemeği. O da nereden çıkmıştı? Tuğba Özay'ı tanıyorsunuz, manken Tuğba Özay. Tuğba ile beraber buraya gelmiştik. Mustafa bir sütlaç yemeye gelin demişti. Buraya gelmiştik ama tabii 12 sene önce hangi yerinde sütlaç yedik ben hatırlamıyorum. Ama şimdi şu var, o zamanla bu zaman bildiği. Şimdi bakıyorum 40 tane yerde sütlaç dükkanı açılmış. Ama orijin kim dedim burada yani en eski kim? En eski dediler Osman Usta dediler. Burada dediler orijin piri Osman Usta dediler. Ve sütlaç hiç bozmamış. Nasıl bozmamış hemen onu anlatacağım ben size. Osman abiye sordum. O 12-13 senede yine Osman abinin yerinde biz gelip sütlaç yemişiz. Ama o zaman biraz daha restoranı buradaydı. O yüzden biraz çelişkide kaldım. Hani buramı diye. Burası işte 12 sene sonra nasipmiş Osman abi tekrar gelip sütlacını yemek. Afiyet şeker olsun. Abi şimdi yakın konuşursan biraz. Afiyet şeker olsun. Hamsiköy sütlacı özellikle sütündendir yani. Evet bizim de bununla emeğimiz vardır. Şimdi yöremizde aşağı yukarı 4-5 çeşit hayvan vardır. Nedir bunların cinsleri? Holstein, Mondofon,
Cevşe, Simmental. Simmental. Bu ineklerin içerisinde en yağlı 6 randoman süt cevşelerinin ineğidir. Eğer bu cevşelerin ineğinden süt taçıyı yaparsan işte böyle olur. Kendi ineğimiz değil mi cevşesi? Kaymak gibi o. Sarı inek, kaymak, siyah inekler değil mi? Sarı siyah inekler. Kırmızı inekler. Kendi ineğimiz onlar bizim. Yöremizin inekleri onlar. Bu yöreye ait olan ineklerdir. Onu diyorum ben. Evet. Yöremizin inekleri onlar. Bu yöreye ait olan ineklerdir. Bunu cevşe inekleri. Bunların 100 kilo sütten 6 kilo yağ verir. Yani 100 kilo sütü makineye vurduğunda kaymak yaptın mı 6 kilo yağ verir. 100 kilo. Hmm. Holstein ineğin sütü beyazdır. 100 kilo sütten 40 kilo 4 kilo yağ verir. Yani aşağı yukarı 2-2,5 kilo fark eder. Ama ne var? Holstein inekleri sağlığı 25 kilo, Jersey inekleri sağlığı 16-17 kilo. Peki hangisinin sütü daha lezzetli? Jersey inekleri. Jersey ineğinin sütü, bu süt eğer Jersey ineğinin sütü olmasaydı bu üstü böyle sarı olmazdı. Ve böyle yağlı olmazdı. Yağlı olmaz. Bu bir. Birinci pik noktası bu. İkinci pik noktası sütlaçı ne zaman buraya gelsen yesen aynı kılavda yersin. Niye aynı kılavda yersin? Bunun saati belli. 1 saat 20 dakika pişecek bu. Şart. Bir. İkinci de 1 kilo süte 50 gram pirinç koyacaksın. 1 kilo süte 50 gram. 50 gram pirinç koyacaksın. 70 gram şeker koyacaksın. 50 gram. Eğer bu pirinci 60 gram yaparsan bunu 1 saatte aşağı alırsın. Katılaşır hemen. Katılaşır ve özleşmez. Böyle kaymak haline gelmez. Kaymak haline gelmez. Bir saniye. 50 gram, 1 kilo sütü 50 gram pirinç, 70 gram şeker. Unutmayalım. Şeker, azıcık da tuz atacaksın. Yani 100 kilo sütü bu yemek kaşığı ile beraber bir dolu dolu tuz atacaksın. 100 kilo şeker. Bundan dolu dolu bir tuz atacaksın. O da ayrı bir lezzet veriyor. Bir defa mı atacaksın? Bir kaşık atacaksın. Evde eğer yaparsan 3-4 kilo sütlaç, ona da çay kaşığıyla atacaksın. O ayrı bir lezzet veriyor ona. Bunun en önemlisi, yani bu sütlaçın kılavlı, böyle kaymak haline gelmesinin kainin sebebi bunu çok pişirmek. Eğer bunu çok yakmadan, tencerenin altına aldırmadan bunu ne kadar pişirirsen o kadar iyi olur. Şimdi, ama dediğim gibi pirincini fazla koyarsan pişiremezsin. Buna belli tartacaksın. Kaç kilo süt ben yapıyorum sütlaç? 30 kilo sütten. Yani buna ne koyacağız? 1,5 kilo pirinç koyacağız. Bunu 1 kilo 600 gram yaparsan yaparım. Yani 100 gram da fark ediyor bu. Eder tabii. Bu yani bu da bir meslektir yani. Bunu aynı kılavuz. Tartı mı kullanıyorsun? Bir gün ayrı yaparsın, bir gün ayrı yaparsın, o sütaç değildir. Tartı mı kullanıyorsun, hassas kantar mı kullanıyorsun Şun abi? Tabii ben sütleri hep dışarıdan alıyorum. Tartılıp biliyorum kaç kilo süt geldi bana, 40 kilo süt. Bugün bize gelen süt 58 kiloydu. Bu yöreden geliyor değil mi? Tabii 58 kilo bugün süt yaptık. Buna 3 kilo pirinç koyacaktım, azıcık aşağı koydum 3 kilo pirinci. Tarttım pirinci 3 kilo, aldım oradan. Bir böyle avuçtan pirinç yan tarafa koydum ki dengelesin yani, aynı olsun. Abi şimdi biraz yakın Osman amcım, kızımız şey dedi, ne dedi? Bunu bugün yaptın ama yarın yesen daha güzel olur dedi. Ama tabii yarın şimdi bunun üzeri böyle buruşacak, kafes kafes olacak, oturacak. Ama işte dün yaptık biz 100 tane sütlaç. Dedik ki 2 günde satarız onu. Çünkü hafta sonuydu, satıldı sütlaç. Satılınca mecbur aldık, bugün de sütlaç yaptık. Onun için yani dünkü sütlacı bugüne bırakmış olsaydık daha lezzetli olurdu. Bir gün geç mi gelseydiniz? Tabii bir gün beklemiş sütlaç çok daha güzel olurdu. Bizdeki de şans 10 yılda bir geri vuruyor. Tabii. Orada da yapacak bir şey yok. Peki burada şimdi şurada var. Mesela kameramanı Masin. O göz aramış. Hangi gözler aradı? Şimdi İstanbul'da tabii hani artık bu şey lezzetini daha farklı tatlara sunmak için hani fındık atılıyor, üstünü yakıyorlar, yanık oluyor. Ne bileyim ceviz atıyorlar falan filan. Osman abi bunlara karşı.
Osman abi çarşıya da karışık. Şimdi Sütaş da Osman abi yeğenliklere karışıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bak şimdi. Ben bunu bizzat televizyonda doktorların ağzından dinledim. Doktorlar oturum yapıyorlardı. Yanık sütlaç her zaman mide için zararlıdır. Yanık sütlaç mide için her zaman zararlıdır. Bilhassa doktorların ağzından dinlediğimi söylüyorum. Midede şey olan yani ne diyeyim ona? Asit mi yapıyor? Yok. Reflü mü? Reflü mü yapıyor? Ur. Ur. Tabi. Midede ur olan bir kişiyi hemen deliyorum. Osman abi. Bizzat doktorlardan. Şuna niye bir türlü alışamadın? Ağzına bıraksam seni sokacağım onu sütlacı dışına. Evet. Sorun bana cevap verin. Onun da size. Ama lezzeti ayrı hani yanık sütlaç ayrı bir havası. Yok yanık sütlaçın hiçbir zaman lezzeti bu sütlaç tutmaz. Doğru tabi. O böyle tutmaz. Bir ikinci bir miktarda yanık sütlaçı da ben tercih etmiyorum. Ben şimdi arkadaşlarımın yapmış olduğu fenalığı bunu söylesem onu bana yakışmaz. Benim esnafıma ya, yakışmaz. Şimdi Osman abi tam 45 yıldır. Sen şimdi 2000-3000 tane sütlacı fırına 100 taneden fazla tutamazsın. Yani tepsiden fırına koyamazsın. Sen şimdi 10 sefer atacaksın fırına, 15 dakikada kızaracak. 100 sefer atacaksın. Anladın mı? 1000 tane, 2000 tane sütlacı işletme diyor. Buna ne gün uyar, ne saat uyar. Bunun üstünde nasıl kızarıyor, onu tamam Osman abi, sakin ol, tamam kızma. Hani kızartıyorlar diyor. Yok, sordum sana. Nasıl kızartıyorlar? Tarçınınızın var mı? Tabii, buyurun. Tarçın evet, atabiliyoruz, evet. Ona müsaade ediyor Osman abi. Tarçına müsaade ediyorum ama eskiden tarçın var mıydı burada? Fındık, ceviz yok. Eskiden tarçın var mıydı burada? Vardı. Eskiden de vardı. 45 yıldan beri tarçın kullandırdın mı? Vardı. Tarçın vardı. Sonra da tarçın, araya girmedi bu yani. Bu tarçın şeker hastalarına da birebir geliyor. Şimdi burada şeker hastası olduğu zaman diyorum kardeşim tok içerisine gir. Şeker hastalarına birebir. Ben afiyet olsun. Çok güzel bak selüzyon yaptırdım. Teşekkür ederim. Bak çok güzel Osman Usta. Buyurun benim yerime yiyin. Bir şey mi attın bunu Osman abi? Yok. Niye yoruma yemiyorsun sen? Yiyeyim o zaman. tamam Osman abi. Şimdi... Buraya Hamsiköy'e geldiğin zaman tabii birçok daha esnaf arkadaşımız burada hani sütlaç dükkanı açtı. Onlar da o farklı şeyler sunuluyor. Hani yanmış ne bileyim cevizli falan ama hani eğer merak ediyorsanız Türkiye'de sütlacın yeri neresidir? Hamsiköy. Ama Hamsiköy'de de ilk sütlacı yapan ve hiç tarifini bozmayan Osman Usta'dır. Buraya geldiğiniz zaman Osman Usta'nın yanına muhakkak uğrayın. İnşallah siz de bizim gibi talihsiz olmazsınız. Biz hani demin dedi ya bir gün beklerse daha güzel olur ama dün hesaplar uymamış bir anda bitince bugün yeni yapmak zorunda kalmış. O bize denk geldi ama tabii on numara böyle yiyen ağır gelmiyor şekilde böyle hafif. Yok. Böyle kadife gibi. Şimdi bu benim pişirmiş olduğum sütlaçtan adam 6-7 tane yiyebiliyor. 6-7 tane mi? Vallahi 7 bak vallahi Allah'ın ismidir. 2-4-6-7 7 tane şunlar komple 7 mi adam? 7. Vallahi yedi. Abonun karnım mı açtı? Keşke yemin ekmek, ediyorum yedi. Keşke onu ekmek verseydi. 6-7 tane sütlaç burada yiyen çok oldu. Yo maşallah. Çünkü bu pişen bir sütlaç mideye dokunmaz. Hamsiköy'e girerken bir heyecanlanmıştık. Her taraf bembeyaz karda çam ağaçları falan. Oraya doğru gidelim. Biraz karar içine gidelim. Ondan sonra da kar topu oynayalım. Sonra bakalım daha ne yaparız. Tabii. Peki sağ olun. Buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Sağ olun. Sohbet ettik. Afiyetle sütlacı yediniz, beğendiniz, hoşunuza gitti. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Dondum da dondum. Hava acayip soğuk ama atmosfer sıcak.
Bakar mısınız manzaraya? Çam ağaçları. Ah! Bildiğin resim. Tak 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 tak. Her yerde bir kare çıkar vallahi maşallah. Orada sis var, duman var. Ağaçlar bembeyaz sıralı böyle. Kalem kalem kalem. Yaprak gibi. Onları göstereceksin değil mi kameraman? Hı? Beni görmene gerek yok. Beni görüp de ne yapsınlar? Hah. Şöyle verelim çam ağaçların görüntüsünü. 10 numara manzara. Bu sene ilk defa diyorum ya. İlk defa kar gördüm. Hatta karı tutayım ilk defa şöyle. Hah. Sift dağını yapayım. Hah. Valla şu kar yağmasını gördüm ben çocuk gibi mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar bunun tadını çıkartmaya gelmişler. Yaş ortalamaları aşağı yukarı 55-60 civarında buradan görünüyor. Ateşi de yakmışlar. İşi biliyorlar abi. Yine bir kafeteryada oturup şu an nargile içmiyorlar. Bak ne güzel. Oh zıkanan eteklerinde çam ağaçlarının altında mis gibi hava. Üstüne bembeyaz kar. Ateşte yanarsa o biçim bura coşar. Selamun aleyküm. Evet değerli mümin kardeşler burada. Mustafa bu ya. Bizim Mustafa bu ya. Bunlar yakından tanıyorlar. Bakayım net bunlar. Bakayım net bakayım. Trabzon oldum ben şiveye gidiyor buraya. Hemen bakayım bakayım oluyor. Bakıyorum arabada var mı öyle bir şeyler? Ne yapıyorsunuz? Ne çeviriyorsunuz burada? Her şeyi çeviriyoruz. Evet. Tekrar selamın aleyküm. Mustafa hoş geldin. Merhaba abi. Bu televizyonda da program yapıyor. Tanımanız lazım. Merhaba. Ya. Hoş geldin. Glida değil mi senin? Glinta. Glinta ne ya? Glida değil mi senin memleket? Glida. Glinta oranın. Glinta değil. Glida. Kalenin adı Glinta'dır. Bak biz Glida diyoruz. Ben 500'lüyüm biliyorum. İyi biliyorum. Hayır ya. Hayır. Sor sen bir sor. Glinta diye. Glinta o... değil. Glida. Eski ismi de neydi? Yalı. Hayır. Eski daha, ismi. Glida orası. Daha eski ismi neydi? Daha eski ismini bilmiyorum. Ne derlerdi? Rumca mı geçti o zaman? Çok eskiler Rumca. Rumca. Bu Glida'da Rumca. Çünkü Ceneviz Kalesi oralar. Ceneviz Kalesi öyle evet. Öyle bir tane iki tane değil. Akça Kale vardı. Nesil'de tünelin çıkışında bir tane var. Her yerde var kale canım. Birçok yerde var. Birçoğunu yıkmışız. İncir Limanı'nda bir tane vardı. O çok güzeldi. Yol yapılmadan önce ilave bir dolgu alanı yapıldı. O dönemde Google mu orada? Yok. O dönemde orada kadar konuşamıyor. Bunu kopya mı çekiyor? Yok. O güzelim kaleyi, tarihi eseri yıktılar aslında. Restore edilip koruma altında kalması lazımdı. Siz eski fotoğrafları var. Siz de bakın da bu ormanı yakmayın da burada. Yakmaya çalışıyoruz ama yani bu havada orman yanmaz. Biliyorsun Karadeniz'de kolay kolay orman yanmaz ama biliyorsun bir Ocak ayında Çamburnu maalesef yandı. Ya yandı mı? Yanıyor yandı demek ama, ki. Şimdi biz teknik burada, olarak mümkün yanması bak niye bak şu maddelerin hepsi burada, sulu bir bölgeye olarak, geldik. Teknik olarak yol ayrımı. Yukarıda bizim pasif çözüm. Yukarıda şey ayrımı. Önce tedbirini aldık mühendis olarak. Şimdi siz mühendis misiniz? Ne mühendisiniz? İnşaat mühendisiniz. Ben mimarım. Siz? İnşaat mühendisi. Siz de inşaat mühendisiniz. Evet. Bütün mühendisler burada. Mühendisler de bak ne yapıyorlar ya. Mühendis bunu yaparsa biz ne yapacağız? Baksana mühendise. Her şeyin önlemini almışlar. Mühendis ya. Cemaatin yaptığını yapmanız lazım sizin ama. Ben kılıfı da hazırlıyorlar. Yani şunu yapmamız biraz istemiyorlar da biz mühendisiz abi. Hesabını yaptık oluyor. Yanmaz. Benim kadar duyarlı. Ben çok ısrar ettim burada ateş yakmayalım diye. Bak şimdi ondan çıktı top. O tarafa başladı atmaya. Ama dedi bu uzmandır. Bu dağların aslanıdır bizim burada. Bu bölgeyi de çok iyi tanır. Dağların aslanıdır. İyi biliyor. Yakar. Zarar da vermez. Ne yapıyorsunuz gideriz. Siz şimdi buraya gezmek amaçlı mı? Buraya geldiniz. Böyle hafta sonları hep kaçarız bir yerlere. Nerede oturuyorsunuz? Trabzon'da. 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 Bazen çok daha uzak yerlere gideriz. Bir yanı kokmaya başladı. Bir şey olmaz. Haberi yok abi. Şimdi, nasıl? Hanımları kandırırız. Nereye gidiyorsunuz? Çarşıya gidiyoruz. Oradan biz kokarız. Yaş kaç abi? Yaş ne kadar göstereyim herhalde? 55. 65 var maşallah. 65. Şimdi programın başında 2-3 tane genç arkadaştan
karşılaşmıştık. İzleyenler zaten biliyorlar. Hepsinin yaşı 35, 39, 40. Hiç evlenmemişler. Evlenmekten korkuyorlar. Yani bak diyor abi, bugün pazar diyor. Evli olsaydım evde oturacaktım ben şimdi diyor. Buraya gelemeyecektim diyor. O yüzden evlenmiyorum diyor. Üstüne korkuyor. Şimdi yaş 65 hala hesap veriliyor demek ki. Ama hesap gözlerini veriliyor. Seveyim onların. Evlenmesinler. Ne güzel yaşıyorlar. Başlarını bile almasınlar. Biz biraz geç kaldık. Yapma ya. 40'lı 50'li yaşlarda. Abi yanacağız, yanacağız. Vallahi yanacağız. Şu naylon hemen. 40'lı 50'li yaşlarda gel böyle. İkincisini yapmamız lazım da geçtik. O devirleri de geçtik yani. Nasıl 40 ne yapman lazım? Genellikle ikinci evliliği yapıyorlar. Biz o yaş kuşağını da geçirdik. Ha. Hepimiz öyle bir hanımla beraber ömür boyu bir yastıkta devam ediyoruz. Ha. Ama işler limonu işte böyle kaçıyoruz. Ama 65 yaşında bile yalan konuşmak zorunda kalıyorsun yani. Yani yok, ne var şimdi? Ben gizlemem. Biz hiçbir şey gizlemeyiz aslında. Yani ama biz biraz da işin esprisindeyiz. Tabii canım. Yani bazen huzur getiriyor. Tatlıya lan huzur getiriyor. O hem de nasıl? Tabii canım, şu an hanımlar onları kahvede biliyor. Adamlar dağın tepesinde ateş yapıyorlar. Hanımlar bizi kahvede biliyor. Evet, öyle kahveye de gitmiyoruz aslında. Şehirde bir yerde çık. Ya neyse yani şehirde bir yerde yani biliyor. Gideceğimiz yeri söylemeyiz. Bilmezler. Ha. Mesela telefon açarlar. Neredesin? Der ki bu Beşiktaş'ın. Halbuki Esbiye'nin Güce kazasının Böğürtlenbükü yaylasındayız. Diyor ki neredesin? Beşiktaş'ında Arslan Bey'in yanındayım. Adam çıkmış. Peki. Ya ben niye anlamıyorum biliyor musun? Hı. Niye peki hani burada olduğunuzu söylerseniz niye kızsınlar ki, onu da anlamış değilim. Yok kızmaz. Açayım telefon söyleyeyim. Abi bak gaza gelip de bizden dolayı sonra şey yapma kendini. Benim bizi aç, saklı yok. Aç. Açayım. Aç bakayım, blöf mü yapayım? Aç. Aç bakayım. Ben söylerim, ben de problem. Tabii canım. Yengenin ismi ne? Sabiha. Bir saniye. Sabiha Şen diye kayıtlı yenge ya. Evet. Ya insan hayatım diye kayıtlıydı. Ne bileyim karıcığım diye kaydeder. Aşkım ben mi anlamam o işte. Ama Sabiha Şen adı söyledi. Kim o? Eşim. Var eşim diye kaydedi. Uf arkadaş. Yok. İsim. Biz de hoparlör açacak mısın abiciğim? Hoparlör. Açalım. Bir zahmet hoparlör. Evet. Bak şimdi. Fırça mı yiyeceğiz lan? Ben ne bileyim. Erkekli yapan sensin. Alo. Ya bak dikkatli konuş. Şakacı Mustafa yanımda şu anda. Ya televizyonlarda zorla telefonu açtık. Yok, korkuyorsun sen hanımdan diyor. Telefon açım dedim. Açarım ya, ne korkacaksın lan. Ha, konuşuyoruz o da. Ya bir ormandayız ya, ormanda ama neresi? Yenge, Sabiha yenge. Dinle. Bunları gördüm ben, böyle üç genç arkadaş. Hı. Ormanda Zıkana Dağı'nın tepesinde ateş yakmış oturuyorlar. Yağmur yağdı, ne işin var? Yağmur yağsa iyi. Bu kar var burada, kar yağıyor. Ama diyor eve diyor, ben burada olduğumu söylemedim diyor. Şehirdeyim dedim diyor, abi, kandırdım diyor. O işin bilemiyor, bir de kafasını yıkamış da ben kurtulmuş kafasına. Diyorum ki kuru saklar. Yanıyor, yanıyor. Anladım, bir yere gidelim, bu işin içine geçelim. Google'unu taktı, bir yere gideceğini anladın değil mi? Kaçın buradayım ben, o zannediyor ki ben sana bir şey demiyorum. Kandırdım onu zannediyor. Ben her şeyi anlıyorum. Gidi. Bulamadım, sesimi çıkarmayacağım. Bu su nereye ya, bak sen... Yengeyi kandırdığını zannediyorsun. O da sana böyle ufak çocuk muamelesi yapıyor. He he diyor. Kandırdın. Hadi git, hadi git. Ben bunu yoldan çıkardım bana. Ne yapıyor? Ben hiç alıp etmiyorum. Ben boşuyorum. Ben bunu yoldan çıkardım. Yani. Ama o da zannediyor ki kandırdım onu. Ya ama bazen de tatlı yalanlar oluyor böyle. Yani sen yanlış anlarsın diye, sonuçta burada bayanlar da var. Hani yanlış anlarsın diye. Belki onu o yüzden söylemek istememiştir. Burada bayanlar da var öyle mi? Yani misafirlerimiz evet. Bazen oluyor. Ne? Kimdir misafirlerimiz? Hangi bayanlar? Bunlar şeyden gelmiş abla, Batum'dan. Yalan. Ne oldu, kızdın mı? İki gün önce Batum'daydı zaten. Yok, hiç kızmadım. Batum'dan geldiler daha iyi. İş karıştı. Kandırayım seni. Tamam,
Abi ben Adnan'ı tanırım. Onun için güveniyorum. Her yere gidiyor, sesini çıkarmıyor. Ama ben de gezdiğinde iyi olur yani. O üşüsün, hasta, doktora getirdim. Dedim ona, dedim. Eyvallah. Dedim hani dedim. Dedim ki hani eşleriniz ne dedim. Hep beraber geziyorsunuz dedim. Boğdu beni bu. Dedi bana ki, ya dedi 40 yıllık evliyiz dedi, daha ne gezmesi dedi ya. Ha, 40 yıllık evliyiz de kendi de yapmadan da ne çıktı Allah'ım. O değil, oldu o. Olduk onlar değil kanka. He kardeş, kardeş. Olsun, doğru. Bu yaşta arkadaş lazım o zaman. Doğru. Memnun musun? Yok. Memnunum. Hastalıklarım var. Taşıdı beni. İyi o zaman. Ya Allah bozmasın. Yengem Allah'a emanet olsun. Sağ olun. Size de iyi. Görüşmek üzere. Ya abi sen beni yaktın, tam konuşken bunu verdin bana. Ne böyle boşta attım ağzıma, bir yandan da konuşmaya çalışıyordum. Yazın zarar vermiyorsun. Ya şimdi bak, bu memleket çok güzel memleket. Diyor ki, o diyor beni kantin zannediyor diyor. Hadi. Peki abi sen ne yapıyorsun, sen hiç konuşmuyorsun. Dağların aslanı gel. Ben geleyim. Mühendisin değil mi sen abi? Evet. Ne yapıyorsun? Ne oldu bu hareket? Atlama yapalım. Düşeceğim bir şey olacak, bakacağız. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Biz ne yapıyoruz? Devlet işi yapıyoruz. Müteahhitlik yapıyoruz. Yok. Şu anda da kafa dinliyorsunuz ama buraya geliyorsunuz. Şu anda değişiklik olsun diye işte buraya geldim. Ben zaten genelde severim bu tip şeyleri. Doğayı ortamını. İşte bu vesileyle beraber sabahtan hepsini yoldan çıkardım. Sen mi onları gece yaptın? Evet. Kancaya attık yani. İşte böyle bir değişiklik oluyor işte. Pesil oluyor ha. O zaman biz sizin sohbetinizi daha fazla bölmeyelim. Biz kaçalım. Ha? Haliniz mi? Halimiz iyidir ya. Nasıl onu kapatsa da? Var ya bunlar var ya. Şey var haliniz nedir diyor ya. Onu kapatsa şey da diyor. Vardır. Onu kapatın tamam. Yok. Kapatmayalım. Açık kalsın, biz çekime gidiyoruz. Biz işe gidiyoruz. İşteyiz. İşimize aynen buradan yukarıya. Kaç kilometre kaldı şeye Zigana'ya? Nasıl başımızdaki? Bu çarşı başı. 8 kilometre. 8 kilometre falan var. Ha zirveye mi? Zirveye fazla. 8. Ne 8 olmasın da 10 olsun yani, zirveye 10 kilometre var. Biz yola koyulalım, siz de keyfinize bakın. Çok memnun oldum. Çarşı başının nereden? Ağzınıza sağlık. Kim nereden? Nereden? Hangi mahalleden? Abi bu şunu versene yesin. Celal'ı tanıyor mu? Yesin de dursun ya. Hadi anlaşmadık abi. Şimdi ne yapalım, biz ufak ufak yola koyulalım. Ondan sonracığıma 10 kilometre daha zirveye yolumuz var. Ama inşallah o 10 kilometre de böyle yol temiz olur. Gerçi temiz olmasa da daha keyifli oluyor. Artık bizim de bekliyor bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Maçka yolları taştı, geriye Karagaş'ta. Ey gidi şarkı. Artı kim vardı? Rahmetli Erkan Ocak'tı, Maçkalı. Burası sanatçıların çok çıktığı bir yer Maçkalı. Maçkalı diyorum. Şimdi biraz yorulduk hani o Kartepe, biraz sesimizi de yansıyor. Bir böyle kardımız düştü. Dedik artık kapatalım program yavaş yavaş ama çünkü bittik yani. Sabahtan beri dağlardayız gördünüz. Şu dikkatimizi çekti ve gülelim mi ağlayalım diye şaşırdık. Bu sahneyi bir yerden hatırlıyorsunuzdur. Trabzonsporlu futbolcu, ismini unuttum çok özür. Hakeme kırmızı kart gösterip dışarı yollamıştı ve olay olmuştu o. Bütün dünyada ses getirmişti ama Maçkalılar bu işin biraz daha açtılar. O olaya anıt yaptılar. Yani başkanın göbeğinde Trabzonsporlu futbolcunun kırmızı kartı hakeme gösterdiği anın burada heykelini dikmişler. Bunu görmeden geçme şansım yoktu. Bunu muhakkak göstermem lazımdı. Taşsın adam. Şey yavaş yavaş
çok acayip bir havaya maruz kaldık burada. Yani onunla kadar bir kar yağıyor, sonra yağmur yağıyor, sonra güneş açıyor. Maçka dediğimiz yerde arkadaşlar, hani şarkılarıyla meşhurdur, sürekli duyarsınız, duymuşsunuzdur. Şöyle bir yamaç, bakın dağ, bir dağ burada, bir dağ arkada, sırtını yaslamış olan binalar dağlara, ufak böyle bir kasaba, şirin, sakin ve Maçka'nın dereleri aksa yukarı aksa. Hayır, o Ordu dereleri aksa. Tutmamadım. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Ama bir de Maçka'nın dereleri var değil mi? Maçka'nın dereleriyle ilgili ne şarkılar yazıldı. Şimdi o dere, hangi dere? Hem de öyle bir dere ki o dere, az bir 20 dakika yağmur yağsın, böyle her an seni alacakmış gibi bir hisse atıyor. Gelebilecek misin? Vay vay vay. Bak mesela bizim bir gün başımıza ne geldi? Onu anlatayım zamanımız varsa. Bu arada suyun içinde mavi ışıklar var. O ne ya? Ben gözlerim mi bozuldu benim? Var değil mi? Bu bir yansıma mı, anlamadım ki. Şu, bak şu mavi ışıkların yansıması mı sence? Olabilir. Muhtemelen onlar, değil mi? Dedim gözlerim mi bozuldu arkadaş? Başkanın meşhur deresi burası işte. Hani burada oturun diyelim, şu aşağılarda çok güzel yerler var. Oturunuz, mangal yapıyorsunuz. Eğer yukarıda yağmur yağıyorsa dikkatli olun. Bir anda bu su bir metre böyle kabarmış, böyle kabarmış bir şekilde seni almak için geliyor gibi bir manzara yaratıyor. Öyle bir görsel çıkıyor ortaya ki çok böyle ayakkabılarımızı bırakıp da bu derenin kenarından kaçtığımızı iyi bilirim. Şu an onun öyle masum akışına bakmayın. Biraz böyle kuvvetli bir yağmur yağsın. 20 dakika fazla değil, 20 dakika. Burası nasıl oluyor biliyor musunuz? Eyvah 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 eyvah. İşte o yüzden ki meşhurdur Maçka'nın dereleri. Şimdi bir arkadaşımız var. Onu çağıracağım. Onu 2 dakika yanıma alacağım. Onunla bir röportaj yapacağım. Maçka ile ilgili. Daha sonra da biz nereye gideceğiz? Önümüzdeki hafta nerede olacağız? Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Çünkü hep diyorum ya, başımdan beri ne zaman plan yapsak tutmuyor bizi. Güzellikler, şelaleler, dağlar, yeşiller bize her zaman farklı yönlendiriyor. O yüzden haftaya nerede olacağımı söyleyemeyeceğim. Gel babacan. Yani mont niye giymedin ki arkadaş? Hava soğuk, buz gibi montsuz geziyorsun ya. Mübarek adam. Ha, isim neydi? Seyfi Yavuz. Seyfi buranın en büyük esnaflarından biri. Seyfi Maçkalısın değil mi? Maçkalıyız. Seyfi, Maçka'da, şimdi bizim kanalımız tarım ve çiftçilik üzerine olan bir kanal. Tarım ve hayvancılık, pardon. Sen, biz bugün onun haşlamasını yedik. Yani meşhur haşlamayı biliyorsunuz. Haşlamanın etini hangi inekten yapıyorsun? Yılın sorusu ya, vallahi yılın hangi sorusu. Inekten? Doğal beslenen inekten. Doğal beslenecek, hazır beslenmeyecek. Cinsi ne ama, kullandığı ineğin cinsi ne? Buranın birkaç cinsi var, simyandam var işte, normal inekleri var onlardan. Sen kullandığın et hangisi? Simyandam. Simyandam mı? Simyandam diye bir inek cinsi var. Yok, damdam, simyandam. Simyandam. Sinem? Simyandam. 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 Yani o dam mı acaba? Ya artık biz öyle biliyoruz, öyle devam ediyoruz ona artık. Bizim Karadeniz'de böyle şive hep leşir ya. Dam olur, tepe tepe olur, da, ç olur, c, t olur, d. Geliyorum olur, geliyorum. Geliyorum, bak c'nin de başlayabiliyor. Geliyorum de olabiliyor. Değil mi? Bizde 40 tane şey var. Simen tarım da burada simen dam olması göre değişiyor isim. Gayet artık normal. Ama en azından simentar, hani dışarının ineğidir. Onun bari ismini değiştirmiyorum. Simen dar. Dam. Simen dam. beni de karıştırdı ya. Sinem. Beni de karıştırdı. Ben de unuttum. Simentar. 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 Ha, tar. Neymiş? Dam. Simentar. Ha, dam yokmuş. Değil mi? Evet, evet. Peki uğraşıyor musun sen tarım hayvancılıkla? Yok, biz annemiz uğraşıyor. Biz kendimiz buraya yerleştik. Buradan da kendi işimiz gücümüzle uğraşıyoruz. Sen buralı değil misin? Buralıyız da. Köyde mesela annem. Köy nerede? Köy Ocaklı köy, yakın buraya. Yakın. Annem uğraşıyor mu? Annem var. İnekle falan besliyor. Kaç ineğiniz var? 5-6 tane var. 5-6 tane. Annem onlarla uğraşıyor. Annem onlarla uğraşıyor. Sen burada esnaflık yapıyorsun. Esnaflık yapıyoruz. Bizim Anıt dikkatimizi çekti. Dedik. Anıt malum bildiğimiz olay. 2011'deki
2012'de Kartı gösteren futbolcunun ismi neydi? Salih Dursun. Salih Dursun. Tamam, tamam. Şimdi oldu. Ben onu söyleyemedim orada. Unuttum. Salih Dursun. Unuttum. Ya o dikkatimizi çekti. Yoksa biz de devam edecektik. Hani pek de bir şehre inmiyoruz. Hani genelde dağlardayız ama abi şimdi bazen öyle şeyler de var ki bunu çekmeden, görmeden gidemiyorum diyorsun. Zaten buraya şu an gelenler bunu görenle çalıp çekiyorlar, gidiyorlar ona. Değil mi? Yani sırf şunu görmek için gelenler var mı buraya? Var. Şu anda belki modasını kaybetti ama o tamam, ilk gündemdeki olduğu zamanlar çok gelip giden oldu ama yani. Ama kimin aklına gelirdi ki bunun heykeli yapılacak Maçka'da diye. Maçka'da. Sağ olsun belediye başkanımızın aklına geldi. O geldi öyle. O yaptı değil mi? Şimdi bu arada tabii yani Sütlaç yemek için ta İstanbul'dan uçağa binip de Trabzon havalimanında inip oradan tekrar arabaya binip en az 1-1,5 saat dağ yolu gidip Hamsiköy'de Sütlaç yemeye giden insan herhalde bıraktı onu da görmeye gelsin yani. Yani siz, bu arada Gülşah o görüntüyü gösterelim o tabloyu. Sizin de genelde Hamsiköy yormamak adına Hamsiköy Sütlaç'ını buraya indirdik. İşte buraya getirtiyoruz, burada servis ediyoruz. Rekabet var. Rekabet var. Biz gittik oraya Osman abi bulduk. Buranın dedi 45 yıllık Sütlaç'ı benim dedi. Peki Maçka'da hayat nasıl? Maçka'da hayat şu anda durgun. Niye? Yani ama kış olduğu için mi? Kış olduğuna dedim. Buranın yazın bir 2-3 ay bir şeysi var. Yani turizm açısından bir esnaf olarak konuşuyorum. Bize bir girdisi oluyor. Kışın zaten el ele baş başa kalıyoruz burada yani. Öyle fazla gelip giden olmuyor. Gelip giden olmuyor. Zaten burada hayvancılık yapma şansı da zor değil mi? Çünkü hep dağ, hep tepe. Yani. Mesela ama senin annenin ahırı var. Düz mü adam? Yok. Ya bizim yerler hep bayır, taş, tepe dediğin gibi yani. Bir yaylalar düzdür de yazın çıkarlar yaylalara, kışın hep ahırda beslerler yani. Yazın çalışırlar, kışın ineklere yedirirler. Yazın çalışırlar, kışın ineklere yedirirler. Nasıl anlamadım. Yazın yani, yayladan ot kesiyorsunuz o zaman. Ya ot da şimdi eski önceden mesela çok kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Şimdi her şey hazıra döndü. Adam köydeki adam bile gidip alıyorum, atıyorum, gidiyorum ot pazarından otunu yüklüyor, getiriyor ahırına, yediriyor. Orada ondan sonra da diyorlar ki yeme çok para gidiyor. Biraz şeyden mi acaba? Üşengeçten mi oluyor? Üşengeçten. Bir de eskiden mesela vatan, yani milletimiz hep köyde yaşıyordu. Şimdi artık o sonraki mesela biz de içindeyiz. Belli bir süre kendimizi artık köyden attık dışarıya. Herkes kendi işine gücünü daha değişik bir şeyler uğraşmaya başladı. Atıyorum ben geldim, lokanta sektörüne girdim. Başkası farklı sektöre girdi. Artık köye daha fazla gidip orada uğraşmak gibi bir şeyimiz kalmıyor. İmkanımız olmuyor. Peki hiç köye dönmeyi düşündün mü? Yok şu anda. Niye şehir daha mı rahat? Şehirde rahat değil de şimdi. Çoluk çocuğumuz var, bilmem neyimiz var. Köye gitsem bu okulu var, bilmem nesi var, eğitimi var. İster istemez mecbur da kalıyoruz burada yaşamaya. Köyde okul olsa? Yok işte okul yok. Olsa gider misin? Ya, döner misin? Ya olsa... Dönmek dönemezsin gene ya. O sen dönemezsin. Dönemezsin. Yok dönemezsin. Ya. Sen dönemezsin. Ya biz, çok güzel iki tane mekan açtı burada ki hayatta dönmez o. Oturmuş sıcak sıcak koltuğuna. Ama onun da ne kadar dezavantajı var bilirsen. Çok ya. Ben mesela burayı açtığım dördüncü yer. Dört tane açtım. İkisini kapattım. İkisi şu anda fal halinde. Trabzon'da açtım. Tutmadı. Geldik bir de Maçka'ya döndük yani. Allah utandırmasın ya. İnşallah burada devamı gelir. İnşallah. Ama işte hani köyde yaşamanın güzelliği de başka, şehirde yaşamanın güzel tarafları da illaki var. Ama tabii sonuçta yine en güzeli biz hep ne diyoruz? Doğal yaşam, köy hayatı. Hani eğer olanakların, imkanların orada da varsa en güzeli tabii ki köy. Köy evet. Öyle değil mi? Temiz hava. Gerçi burası senin için öyle bir sıkıntı yok. Zaten Maçka. Hava temiz zaten. Temiz, dağlar arasındasın. Ortasındayız yani. Senin öyle bir sıkıntın yok. Peki. Teşekkür ettim orada. Teşekkür ederim. Haftaya tekrar nerede olacağız bilmiyorum dedim. Tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. O klasik anons. Daha TRT zamanından beri duyardık ya. Esen kalın.